Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sunar. Tanıyan herkes ve hatta tanımayanlar da mesleğimi ne kadar çok sevdiğimi gayet iyi hissederler. Çünkü ben Atol Behramoğlu'nun şiirindeki gibi yaptığım her işe kanımla, canımla, tutkumla, heyecanımla, bütün hücrelerimle dahil oluyorum. Neden? Çünkü ben her projede yeni şeyler öğreniyorum. Yeni insanlar tanıyorum, yeni heyecanların farkına varıyorum, yeni uzmanlıkları tanıyorum ve bunların her biri benim hayata daha sıkı tutunmam için güç veriyorlar. Son günlerde bir peyzaj mimarlığı şirketinin markalamasıyla uğraşırken aniden kendimi Alice Harikalar Diyarı'nda buldum. Peyzaj mimarlığı şirketi diyorum çünkü kendilerini bana öyle tanıttılar. Oysa ki yaptıkları iş bundan çok daha fazlasıydı. Çünkü peyzaj aslında farklı ortamları bitkilendirmek, yeşillendirmek demek. Ama onlar sadece yeşillendirmekle kalmıyorlar, sürdürülebilir bir hayat için doğayla insanı buluşturuyorlar. Pencereden dışarıya baktığımız her noktada, çatılarda, sahillerde, kumsallarda, köprülerde, balkonlarda, her alanda, hava alanlarında, aklınıza gelen her yerde landscape architect dediğimiz yeni bir kavram var. Bu tamamıyla peyzajdan ayrılan bir kavram ama çok farkında değiliz. Landscape dediğiniz zaman her alanın yeniliklerle, teknolojinin de katılımıyla birlikte insana hizmet eder hale gelmesi için tasarlanması ifade edilmiş oluyor. İşte biz de bu peyzaj mimarlığı şirketinin önce kavramsal olarak adını değiştirdik. Onlara Landscape Global dedik. Çünkü zaten global anlamda hizmet veren bir şirket. Dünyanın her yerinden her türlü bitkinin doğal şartlarında projelere kazandırılması için çok geniş bir network'ü kullanıyorlar. Teknolojiyi en gelişkin haliyle doğanın içinde nasıl kullanılabilir olduğuyla ilgili ciddi kafa yoruyorlar ve bu anlamda dünyadaki gelişmeleri takip ediyorlar. Estetikten hiçbir zaman ödün vermiyorlar. Kendi kadrolarındaki mimarlar, peyzaj mimarları, grafikerlerle birlikte aslında doğanın daha estetiksel bir kavramla hayatımıza sunulmasıyla ilgili çalışıyorlar. Ve tabii ki tüm bunları en ekonomik haliyle olabilmesi ve en sürdürülebilir haliyle yaşaması için çok geniş ekiplerle, çok farklı uzmanlıklarla birlikte çalışıyorlar. İşte bütün bunları öğrendikten sonra artık bir zeytin ağacına, bir lavantaya, bir bahçeye bakış açım tamamen değişti. Günümüzde fark yaratmak isteyen tüm markaların, hizmetlerin mutlak surette doğayla kol kola girerek kendilerini ifade etmesi artık kaçınılmaz. Neden? Sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımı bu kadar yoğun hayatımızdayken, iklim krizi ve benzeri problemler bu kadar hayatın içine geliyorken, işte markalarda, kurumlarda kendilerini doğayla birlikte tanımlamak zorundalar. Biz eskiden işte logoyla, sloganla ya da kurumsal kimlik çalışmalarıyla kurumları ifade ediyorduk. Ama şimdi kurumlar kendilerini doğaya ne kadar hizmet ettikleriyle, doğayla birlikte ne kadar uyumlu hareket ettiklerini anlatarak konumlandırmaları gerekiyor. Bundan dolayı landscape architect dediğimiz, doğayla insanı buluşturan bu tarz şirketlerin çok önem kazanacağını düşünüyorum. Siz de eğer bir kurum bünyesinde fark yaratmak istiyorsanız, doğanın gücünden yararlanmak için bu tarz hizmet veren şirketleri ve işbirliklerini gündeme almanız gerekiyor. Arzu ederseniz @globalışık hesabından, sosyal medya hesaplarından çalışmaları takip edebilirsiniz. Beko, Yelda İpekli ile Purple Rain etkisini sundu.